Evet. Tamam. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, iyi mesailer diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Aşı olma sıranızın da bir an önce gelmesini temenni ediyorum hepinize. Evet, birinci gündemimiz aşı. Sağlık çalışanları kaygılı, millet kaygılı. Hükümetin daha evvel yaptığı açıklamalara baktığımız zaman büyük bir zaman bakımından yanılgı görüyoruz. Bir çelişki görüyoruz. Hatta kusura bakmasınlar ama bir beceriksizlik de görüyoruz. Sanıyorum 1 Aralık'ta Sayın Bakan 40 milyon doz aşının Ocak sonu itibariyle Türkiye'de olacağını söylemişti. Son 10 güne girdiğimizde 3 milyon doz aşıyla baş başayız. Aşının gelişiyle ilgili tahmin ve öngörüler artık hava tahmini yapılır gibi yapılmaya başlandı. Şu gün gelir, gelebilir vesaire. Ve daha enteresanı, her konuda ama her konuda bir laf eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın aşıyla ilgili, aşı süreciyle ilgili, aşı takvimiyle ilgili tek kelime etmemesi de bence düşündürücüdür. Dün sordum, bugün tekrar ediyorum. Aralık'ta 10 milyon, Ocak'ta 10 milyon doz aşının geleceği yapılan Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili firmalar arasında yapılan sözleşmelerle taahhüt ve garanti altına alınmış iken aşı neden gelmedi? Bunu normal demokratik ülkelerde çıkar devlet yetkilileri vatandaşlara der ki biz 1 Aralık'ta size 40 milyon aşının Ocak sonu itibariyle Türkiye'de olacağını söylemiştik ama gelmedi. Şunun için gelmedi der. Paramız yok mu? Var diye umuyoruz. Orta yerde aşı yok mu? Var biliyoruz. Niye gelmez? Ne olur ne gider? Bunu merak ediyoruz. Ve tekrar söylüyoruz. Aşıyla ilgili mali bir sorun varsa bunu da söyleyin bilelim. Biliyoruz hazinenin kasası tam takır, Merkez Bankası rezervlerini erittiniz, uçurdunuz. Ama bu kadarcık para var. Nereden biliyoruz? İki tane bankaya beşli çetenin görev zararı için 7,5 milyar para verdiniz. Sadece bu bile 20 milyon doz aşının üstünde bir rakamdır. Para var, kontrat var, aşı var, aşı yok. Bu bir çelişkidir değerli arkadaşlar. Sevgili vatandaşlar, bir çelişki var. Çelişki niye olur? Beceriksizlikten olur. Un var, yağ var, şeker var, hepsi var. Orta yerde helva yok. Çok açık bir beceriksizlik orta yerde duruyor. Bizler devlette aşıyla ilgili ülkede bir tartışma varsa hiç şüphesiz. Siyasilerin tıp da bu aşının olunmasını emrediyorsa siyasilerin devlet büyüklerinin örnek olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, diğer siyasi partilerin genel başkanları sanıyorum bugün meclis başkanımız aşı oldu. Sayın Başkan da aşısını olduktan sonra bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki milletvekillerimiz ve meclis personeli de tabii sizler de dahil aşı öncelikle olunmalı. Olunmalı doğru. Mecliste de ciddi bir Covid vaka sayısında artış var. Fakat burada bu iş sade milletvekili değil. Kamu bürokrasisi bakımından da aşıyla ilgili öncelik devlet protokolüne göre olmaz. Öncelik tıbbi gereksinimlere göre olur. Tıbbın emrettiği önceliklere, tıbbi kriterlere göre olur. Örnek olmak için hay hay, meclis başkanımızın aşı olması, siyasi parti genel başkanlarının aşı olması tamam. Ama ondan sonra yaş gruplarına göre başlandı. 80-90 yaş üstüne evlerde aşı yapılıyor. Güzel. Ama bir tehlikenin altını tekrar çiziyorum ben. Gelen aşının Türkiye'de 15 günlük bir inceleme safhası var. İlk aşı olan sağlık çalışanımız bundan tam 7-8 gün önce aşı oldu. Yani 20 gün sonra sağlık çalışanımız ikinci aşıyı olmak zorunda. 28 gün tamamlanıyor. Siz bu 3 milyon aşıyı
gerçekten ikinci doz için aşının gelmeyeceğini öngörerek ayırdıysanız amenna, doğru yaptınız. Sağlık çalışanları bitti, şimdi yaşlılara başlandı. Sanıyorum bu konuda da net bir açıklama yok. Bir takvim var mı, bilen var mı? Ben bilmiyorum. Akşam belki açıklanır. 5 gün içinde, bugün ayın 20'si, ayın 25'ine kadar, yani 5 gün içinde aşı gelmezse, ki pek görmüyoruz, sağlık çalışanlarını ve aşıladıklarınız için ikinci dozu ayırmak zorundasınız. Yani Türkiye şunu bilmeli. Türkiye'de 3 milyon kişi değil, 1,5 milyon kişi aşı olacak. Bunların da rakamlar biraz çelişkili ama benim danışmanlarım 1,100,000 diyor. Kimi kaynaklar 1,300,000 diyor sağlık çalışanı. Bunun içinde doktorundan yerleri silen destek personeli arkadaşımız ambulans şoförüne kadar. Hal böyleyse Türkiye'de güya 50 milyon doz aşı, yani 25 milyon kişi Ocak sonu Şubat ortası itibariyle aşılanacak iken 1,5 milyon kişiyi açık aşılamış olabileceğiz. Bu iyi bir karne midir? Bu iyi bir karne değildir. Bu konuda daha önce söyledim. Bir takım şeyler aksayabilir. İnsani gerekçelerle, teknik gerekçelerle, hava şartları dahil. Ama arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Hükümetin bu konuda şeffaf olması lazım. Her konuda laf eden Cumhurbaşkanı'nın 1 Aralık'ta bakanım dediği, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı 50 milyon doz aşının an itibariyle Türkiye'ye gelemeyişinin sebebini yüce milletimize açıklaması lazım. Aşı işi şakaya gelir bir iş değildir. Aşı işini toto oynar gibi, hava tahmini yapar gibi değerlendiremez devlet yöneticileri. Genel bir sağlık meselesidir, ulusal bir meseledir, stratejik bir meseledir. Bu işin şakası olmaz. Bilim kurulunun uyarılarını, hükümetin daha çok dikkate almasını da bu vesileyle tekrar etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir reformdur. Başladı epeydir, reform sanıyorum. 3 aydır, yani damat krizinden beri Cumhurbaşkanı'nın ağzında bir reform teranesi var. Damat kayınpeder ekonomisiyle kasası sıfırlandı. Reform gündemiyle Türkiye meşgul ediliyor. Önce onu söyleyeyim. Bakın, Türkiye yargıyla ilgili 12 Eylül 2010 referandumuyla güya sözde çok büyük bir yargıda yeniden yapılanma reformunu hayata geçirdi. Bunun için referandum dahi yapıldı. Anayasa değişiklikleri yapıldı. Sonra ne oldu? Yargı çürüdü. Sonra ne oldu? FETÖ'ye yargıyı teslim etmek için yapılan bir reform, bir düzenleme olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da 2010 referandumuyla, yargı reformuyla yargıya yerleştirilen FETÖ'cüler güç bir hal temizlenmeye çalışıldı. Şimdi bu reformu Erdoğan'a soruyorum. Bu reformu dün FETÖ için yaptın Erdoğan. Hukukun evrensel ilkeleri, hukuk devleti için yapmadın. Sicilin bozuk. Şimdi soruyorum. Bu reformu faiz baronları için mi yapacaksın? Beşli çete için mi yapacaksın? Muhalefeti sindirmek için mi yapacaksın? Çok şımarttığın mafya için mi yapacaksın? Kimin için yapacaksın? Yapacaksın da ne olacak? Bu reformu yaptığında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak için verilen hükümlerin arkasından dolaşacak bir imkan getirecek misin? Manevrayla ve baskıyla mahkeme kararlarını ortadan kaldıracak mısın, merak ediyorum. Bu reformdan sonra TRT ve merkez medya bizi, muhalefeti, bizim konuşmalarımızı canlı yayınlayabilecek mi?
canlıdan geçtim, bir parça içinden mesajlarımızı kamuoyuna ulaştıracak mı? Merak ediyorum. Cumhurbaşkanına hakaretteki keyfilik son bulacak mı? Yani 5 yıl içinde 128.000 kovuş soruşturma başlatıldı. 27.000 dava açıldı. 9.500 kişi mahkum oldu. 900 sabi çocuk yargılanıyor. 900 sabi çocuk hakkında dava açıldı. Bu garabet senin bu hukuk reformundan sonra son bulacak mı? Endişe ediyorum. Hakim ve savcılar tehdit edilirken Devlet ve Adalet Bakanı bu reformdan sonra 3 maymunu oynamaya devam edecek mi? Merak ediyoruz. Bu reformdan sonra 15 günlük Yargıtay üyesi Anayasa Mahkemesi adaylığına talimatla seçilecek mi Yargıtay'da? Seçilebilecek mi? Merak ediyorum. Bu reformdan sonra AK Parti'ye karşı olan herkese terörist damgası, yaftası yapıştırılacak mı? Onu da merak ediyorum. Bu reformdan sonra AK Parti'ye oy vermeyen herkese bölücülük suçlaması yapılacak mı? Bunu da merak ediyoruz. Bu reformdan sonra anayasa ve kuru ekmek askıdan inecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Sabahleyin aile devleti, öğlen eş dost devleti, akşama doğru parti devleti gibi çalışan Türkiye Cumhuriyeti devleti bu hukuk reformundan sonra hukuk devletine dönüşebilecek mi? Merak ediyoruz. Sorduğum bütün soruların cevabı bana göre hayırdır. Senin reform diye sunduğun şey Türkiye'yi olsa olsa deforme eder. 12 Eylül 2010 yargı reformunu gördük. O reform, senin reform dediğin 12 Eylül 2010 yargı reformu ülkenin başına bir darbeyi musallat etti. Meclis bombalandı. Şimdi yapacağın reformla devleti sadece ve sadece beşli çetenin, mafyanın ve AK Parti yandaşlarının ve kadrolarının devletine dönüştürmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple ne olduğunu içinde bilmemekle beraber 3 aydır reform terannesi tutturanların önce Türkiye'de yaşanan yargı garabetine, yargının içinde bulunduğu hale bir göz atmalarını da tavsiye ederim. Ayrıca Erdoğan'a şunu söylemem lazım. Eksiğiyle gediğiyle orta yerde bir anayasa var. Sen bu anayasaya ettiğin yemine de dayalı olarak uy yeter. Uy. Evet, eksik çok, yedik çok. Anayasada da çok. Yargı sisteminde de çok. Mevcut sistemde de çok. Ama her şeye rağmen orta yerdeki anayasaya bir parça uysan, Türkiye şu an tartıştıklarının yarısını tartışmaz. Türkiye'de gelecek kaygısı taşıyan 80 milyon insan, rakamı bilerek 80 milyon diyorum, 3 milyon tuzu kuru var bu ülkede, 80 milyon insan gelecek kaygısı taşımaz. Anayasaya uy yeter, yargıya ve yürütmeye gölge etme yeter. Bunu da söylememiz lazım. Değerli arkadaşlar, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılarla ilgili devlet 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki sessizliği soruşturmayı yürüten savcının siyaset müessesesi tarafından tehdit edilmesini önünü açmıştır.
Erdoğan sessiz kalmasaydı, bu sistematik aynı günde gerçekleşen saldırılara ses yükselseydi, bir sayın milletvekili Ankara Cumhuriyet Savcı Başsavcı vekilini tehdit edemezdi. Bu sessizlik, Erdoğan'ın bu sessizliği mafyanın cüretini arttırır. Sokaktaki insanları mafyavari hareketlere teşvik eder. Kraldan çok kralcıların çok olduğu ülkemizde Allah esirgesin istenmedik yeni saldırıların önü açılır. Bir milletvekili soruşturma yürüten savcıyı tehdit ediyor. Adalet Bakanı'ndan tık yok. Tık yok. Üstelik milletvekili sen kimin savcısın diyor. Adalet Bakanı benim savcım diyemiyor. Peki en ufak bir hakimlere, savcılara yönelik eleştiriye, saygısızlığa karşı durum tespiti, her ne derseniz deyin. Düşünceyi ifade, her ne derseniz deyin. Bizim kabul etmediğimiz bir eleştiri, yaklaşım. Hakimler Savcılar Kurulu bildiri yayınladı. Şimdi ben aynı Hakimler Savcılar Kurulu'na soruyorum. Siz orada ne yapıyorsunuz kardeşim? Sizin atadığınız savcı bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına saldırıda bulunma işlemiyle ilgili yürüttüğü soruşturmadan dolayı bir milletvekili tarafından tehdit ediliyor sosyal medya üzerinden. Ey Hakimler Savcılar Kurulu, hiç mi vicdanınız kalmadı? Belli ki sizde izan yok ama vicdan da mı yok? Türkiye'yi bu ayıba mahkum etmeyin. Değerli arkadaşlar, yargıya siyasetin tehdit ve baskısını gördük. Şimdi yeni bir şey görüyoruz. Yargıya mafyayı korumak için basınç uygulanıyor. Sayın Erdoğan, bir siyasi parti genel başkanının darp yoluyla linç girişimine sessiz kalıyorsa, bu çok vahimdir. Bu oradan olmuş, buradan olmuş, senin partinden olmuş, benim partimden olmuş fark etmez. Bu durum öngörülenden, düşünülenden çok daha vahim bir durumdur. Bu durum, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sessizliği aklıma Şirazlı Sadi'nin şu sözünü getirdi. Şirazlı Sadi demiş ki, o yıllarda hükümdar yol vermeden eşkıya kervan basamaz demiş. Son günlerde yaşadığımız tablo Şirazlı Sadi'nin bu sözünü aklıma getirdi. Bu vesileyle Erdoğan'a tekraren ve ısraren çağrı yapıyorum. Bu konuda sessizliğini bozman lazım. Cumhurbaşkanıyım diyorsan, Türk siyasetinde yürütmenin başıyım diyorsan, ki öylesin. Bu sessizliği bozman lazım. Bu Türkiye'ye yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Türkiye'ye, toplumun huzuruna, refahına, mutluluğuna yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çık bu konuda ne düşünüyorsan söyle. Sen konuşmadığın müddetçe savcılar tehdit edilecek, gazeteciler tehdit edilecek, siyasetçiler darp yoluyla linç edilmeye çalışılacak ve Türkiye'nin tadı kaçacak. Biraz işini yap. Biraz işini yap. Şimdi Erdoğan'ın devleti çürüttüğü vaka, müteaddit defalar bütçede, değişik ortamlarda söyledik. Devletimiz çürüdü, tefessüh etti. Ne hazin bir tablo ki. Millet de çarşı pazarda çürük sebze meyve toplamaya mahkum edildi. Çürük sebze meyve akşamları pazar yerlerinde vatandaşlarımız içinden ayıklayıp en az çürüklerini toplayıp eve getirip çoluk çocuğa, aileye oradan bir kap aş çıkarmaya çalışıyor.
Biz millet aç diyoruz, Erdoğan hopluyor. Biz millet kuru ekmeğe muhtaç kaldı diyoruz, AK Partililer hopluyor. Hoplasanız da zıplasanız da, başörtüsü, darbe ve terör istismarı yapsanız da, gündemi saptırmak için muhalefete her türlü iftirayı atsanız da, ben o iki kelimeyi söylemeye devam edeceğim. Millet aç. Milletin karnı aç. Kar yağıyor, kış geldi, Ankara -11 derece. Millet gece 12'de doğalgaz kombisinin vanasını kapatıyor, yorganın altına sığınıyor. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri. Bunları görüp de üç maymunu oynayamazsın kardeşim. Bunları yok sayamazsın. Tekrar ediyorum üçüncü defa. O külliyeden çık bir Keçiören'e git. Eski evine bir gir, oranın penceresini bir aç. Oradan milletin haline bir bak. Belki kaybettiğin izanın ve vicdanın biraz orada kendine gelir. Değerli arkadaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Ekmek AŞ, 2016'da günde 716 bin ekmek üretip satıyor idi. Halk ekmek. Şimdi Erdoğan'ın kayınpeder damat ekonomisinin ve Covid yönetimindeki, Covid'le mücadeledeki beceriksizlik, İstanbul Halk Ekmeği'nin 716 bin olan üretimini 1 milyon 350 bine, bugünkü üretim 1 milyon 350 bine çıkardı. Talep arzı doğurdu, arz talebi değil. İBB ekmek yetiştirmek için, İstanbul Halk Ekmek, ekmek yetiştirmek için mucize üretiyor. Bu övünülecek bir tablo değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İstanbul Halk Ekmeğe teşekkür ederim. Bu karda, kışta, bu soğukta en azından millete ucuz ekmek temini noktasında büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Allah razı olsun. Devlet ne yapıyor? Devlet ne yapıyor? Türkiye Covid-19'la mücadelede karşılıksız yardım konusunda esnafa, çalışana, etkilenene, çiftçiye dünyadaki en geri 4-5 ülkeden birisi. Hele Avrupa'yla mukayese mümkün değil. Bir de pişkin pişkin Avrupa bizi kıskanıyor diyorsunuz. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp, billahi ayıp. Türkiye'nin Covid-19'da devletin vatandaşa yaptığı karşılıksız yardım sadece ve sadece 8 milyardır. Bunun 2 milyarı da IBAN dağıttılar millete. Milletin katkısıdır. Koskoca devlet topu topu karşılıksız 6 milyar para verebildi. Gerisi borç, gerisi faiz. Çıkıp 300 milyar, 400 milyar Covid-19'da kaynak ayırdık lafları tam bir safsata. Esnafımız borç batağında, çalışan aç, çiftçi hacizde, işsizler bunalımda. Türkiye'de intiharlar artıyor. Bunu konuşmak istemiyorum. İntiharlar artıyor. Geçim sıkıntısından, açlıktan, açıklıktan, kıtlıktan, soğuktan insanlar ölüyor. Biz bunları söyleyince de Hitler taktiği kullanmakla bizi suçluyor. Yalancılıkla bizi suçluyor. Bu kabul edilebilir bir tablo değil. Devletin açıkladığı diğer rakamların hepsi faizli kredidir. Faizli kredilerin ertelenmesidir faiz karşılığında. Faiz karşılığında SGK primlerinin ertelenmesidir. Faiz karşılığında vergilerin ertelenmesidir. Velhasıl değerli arkadaşlar, olan şudur. 30 milyon insan 5 kişiye, 5 aileye kurban edilmiştir, feda edilmiştir. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Evet, bugün böyle bitirelim arkadaşlar. Olabilir.
Sayın Caner, sanıyorum Sayın Genel Başkanımızın ne söylediğini çok anlamamış gibi duruyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımızın söylediği şudur. 21. yüzyılın güncel sorunları 18. yüzyıl anlayışıyla çözülemez. O vakitler Karl Marx ne der idi? Dünyanın bütün işçileri birleşin. O vakit öyleydi. Şimdi dünyanın bütün demokratlarının birleşme zamanıdır. Kasıt budur. Geldiğimiz noktada Türkiye'de ve tüm ülkelerde otoriteye karşı güç ve işbirliği vardır. Sağcı ile solcu arasında. Geldiğimiz noktada çevre ve doğa hassasiyetleri bakımından sağcı ile solcu kol kolu omuz omuzadır. Bunu nerede gördük? Bunu Cerattepe'de gördük. Yeşil Yol'da gördük. Gerze'de gördük. Maraş'ta gördük. Doğaya karşı nükleer santral eylemlerinde gördük. Orada sade sağcılar yok. Solcular da var. Sade solcular yok, sağcılar da var. Temel hak ve özgürlükler hassasiyetinde gördük. Boğaziçi'nde öğrencilerimizin yaptığı demokratik tepki ve protesto hakkı kullanımında sade solcular yok. Hükümetin ifade ettiği gibi teröristler yok. Boğaziçi'nin sağ dünyaya sağ pencereden, sol pencereden bakan gençleri var. Yani sağ ile solun temel hak ve özgürlükler noktasında, çevre ve doğa hassasiyetleri noktasında otoriter yönetimlere karşı, totaliter diktatörlere karşı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağ ve solun güç ve işbirliğine tanık oluyoruz. Millet İttifakı bunun en güzel örneğidir. Saadet Partisi'ne bakın. İyi Parti'ye bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Demokrat Parti'ye bakın. Biri merkez sağ gibi algılanır, biri muhafazakar sağ gibi algılanır, biri milliyetçi sağ gibi algılanır, birisi de sosyal demokrat olarak algılanır. Bir aradayız. Sayın Genel Başkanımızın kastettiği temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü saldırıya karşı, her türlü otoriter yönetime karşı Türkiye'de ve dünyanın bütün ülkelerinde sağ ile sol birdir. Genel Başkanımızın kastettiği de budur. Evet. Bu şöyle buyur demiştim. Akbaşoğlu şimdi bugün Ankara'da. Şuradaki pazarın adı neydi? Ayrancı Pazar. Sayın Akbaşoğlu'na çağrımdır. İstiyorsa beraber gidelim. Ayrancı Pazar açık mı bugün? Bugün Ankara'da açık bir pazar. Akşam 5'te Akbaşoğlu'yla gitmeye davet ediyorum Akbaşoğlu'nu. Fazla söze gerek yok. Bu sistem milleti perişan etmiştir. Bu sistem milleti kuru ekmeğe mahkum etmiştir. Bu sistem, tekrar söylüyorum, esnafı borç batağına, çalışanı açlığa, çiftçiyi hacize icraya mahkum etmiştir. Akbaşoğlu Çankırı'ya köyüne gitsin de çiftçinin haline bir baksın. Çiftçinin ahırdaki ineği öküzü haczedilmiş. Bu sistemin daha neyini methedecek? Genel başkanlarına övgü yapmak istiyorlarsa, onlara şirin görünmek istiyorlarsa ne söylerler onu bilmem. Akbaşoğlu gece 12'de Keçiören'e gitsin, bir evin kapısını çalsın, bakalım doğalgaz vanası kombisi açık mı değil mi? Evet, fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Buyurun. Sayın Genel Başkanımız, sayın milletvekillerimizin talep etmeleri halinde tümüyle görüşüyor. Size samimi bir şey söyleyeyim. Ben Sayın Genel Başkanım vekiliyim. Milletvekillerimiz Sayın Genel Başkanımızla benden daha sık ve çok görüşür. Bu çerçevede bahsi geçen iki sayın milletvekilimiz de Genel Başkanımızla müteaddit defalar görüşmüşlerdir. En son Sayın Genel Başkanımızın Karabük gezisinde her iki milletvekilimiz de Sayın Genel Başkan'a eşlik etmişlerdir. Ancak bir şeyin altını çizelim. Düşüncelerini,
birbirlerinin yüzüne söylemeyenlerin partiyle ilgili bile olsa mektupla, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mektupla görüşme diye bir usul yoktur. Partiyle ilgili eleştirisi olanlar, yönetimle ilgili eleştirisi olanlar Sayın Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza bunları istedikleri anda randevusuz gidip iletebilir, konuşabilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ile ilgili bir mesele olursa da üç grup başkan vekilimizle, Sayın Özkoç'la, Sayın Özel'le ve benimle istedikleri dakikada görüşme imkanları vardır. Araya kağıt koymaya, kalem koymaya, mektup koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Siyasette rivayetler muhteliftir. Bir gün çok uzundur, bir hafta çok uzundur. Ne olur ne gider ben şu anda bir hüküm veremem, bir öngörüde bulunamam. Ama belli bir yaşa gelmiş, belli bir siyasi tecrübeye sahip insanların kendilerine yeni siyasi rotalar belirlemelerini kendilerine bir hak olarak görürüm. Ama kendi tabanlarına, kendi siyasi geçmişlerine, onları oraya taşıyan insanlara bir haksızlık olarak değerlendirmek her zaman tartışılabilir. Şunu söyleyeyim, siyasette herkes kendi yolunu kendi çizer, kendi göbeğini kendi keser. Takdir elbette yüce milletindir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zor günlerde milletle, vatandaşlarımızla tam böyle uyum içinde, dayanışma güç birliği içinde, milletin 83 milyonun güven ve tercihine, inancına mazhar olmuşken, Cumhuriyet Halk Partisi ile vatandaşlarımız arasında çok güçlü bağlar kurulurken, bu tür ayrışmaların ayrışanlara da partimize de bir faydası olmaz. Ama takdir kendilerindir. Herkes siyasi yolunu kendisi belirler. Böyle bir parti kurulması hali söz konusu olur ise ben sadece başarılar diler geçerim. Evet. Güya deriz bir daha o zaman. Bir dahakine güya deriz. Ne fark eder? Akbaşoğlu Google'a girsin, meclis arşivlerine girsin. Seçim sözünü en çok telaffuz eden Erdoğan'dır. Bunu dün de söylemiştim. 3 yıl öncesinden herkesi seçim alarmına geçiren Erdoğan'dır. Seçime hazır mısınız, kalkın ayağa diyen Erdoğan'dır. Sadece Erdoğan araya şimdilik bir 2023 koyuyor. Onu sonra diyecek ki 2023'ü çekecek oradan. İşte bilmem şu tarihte seçime gidiyoruz diyecek diye düşünüyorum. Erken seçim iddiamı telaffuz etme konusunda tekrar söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan açık ara öndedir. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Saygılar, kolay gelsin. Yine uzadım.